çok istikrarsız başlanan bir sezon başı var. Hatta giden hocanın beraberliği yok. Ya galip gelmiş ya mağlup. Abdullah Hoca e, oyunu erteleyerek skoru alıyor alıyor. E. Bence şu anki düşüncesi doğru. Ha ama bugün özelinde bugün işi zor. zor. Bugün işi Hocam, zor. Hocam şey de daha Allah iyi karşı oynayacak. Daha dirençli bir doğru. takım. Tekliç diye bir oyuncu getirdiler. Bizim Trabzon'da tekliç ayarında oyuncu mu yok hocam ya? Hiç kullanmadılar bir de. Hiç ama. Süre dağılamadı. Ondan önce şey bir, bir tane Faslı Karagümeği oyuncu geldiler. Karagümeği faslı mi? oyuncu geldi. Onu da çok evet, pas doğru. kullandı. Ya yani şimdi. Tabii ben Trabzonspor'da 9 sene oynadığım için bu yorumu yapma hakkını kendimde buluyorum. Şimdi Trabzon Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın transfer edeceği oyuncu profilleri Farklı olmalı. Veya şöyle de bir cevap vereyim. Ya Anadolu takımında iyi performans gösterdi. Bunu alalım. İnan Aykut oradan da olmuyor. Olmuyor Yusuf. Yani alıyorsun oyuncuyu. Ya bu oyuncu bunları yapmış. Ama öyle büyük bir camiaya geliyor ki. Çünkü parametreler değişiyor. Oyun değişiyor. E, geldiğin takımın futbola bakan taraftarları değişiyor. E, antrenör değişiyor. camia değişiyor. Onun için bu büyük takım e, çok potansiyelli oyuncuları alırken bunların sayısını azaltmalı ama saha içi liderlik özelliği olan oyuncular almalı. Yani Trabzonspor'un şampiyon olduğu seneki mevcut kadrosunda 3-4 tane böyle oyuncu vardı. Bir, Vakeme. Vakeme. 2 Neydi orta sahadaki ee, şey? Cios yok bir şey. Yo, yo, He Hamşik. E, Hamşik, Marek, Marek Hamşik. Kornelius'u e, koyabiliriz. Uğurcan iyi oynuyordu. Bakasetas. Dorukan vardı Siopis. Bakasetas. Performansın tavanını yapmıştı. Hocam şeyi unuttun ya. Cios ya. Hayır ya, savunmacı. Ha şey. Ha, Vitor, Hugo. Vitor Hugo. Vitor Hugo vardı hocam. Edgar Lee ile beraber. Bak orada da ikili iyi bulmuştu evet, Trabzon'suz. Orada da o sakatlanana kadar. Bir tane bir tane çabuk, bir tane dengeli oyuncu bulmuşlardı. Hı. Orada da yine sol bek sıkıntıları vardı. Ama Aykut orada da 15-16 kişi etrafında dönüyordu. Evet. Yani böyle bir kadro planlamasına gitmesi lazım Trabzonspor'un. Ha Şimdi, bu da bir maddi külfet tabii. Nuri Şahin Hoca da aslında Sergen Hoca iyi bir takım bıraktı Bıraktı gitti. İyi kadro bıraktı. İyi kadro, bence iyi dirençli takım. bir evet. takım bıraktı. Yapılan transferler de bu sezon bence yerindeydi. Yesker olsun, Buksa olsun, Şariç olsun iyi oyuncular bunlar ve e, iyi de futbol oynatıyordu bu arada. Nuri Şahin'in ben oynatmak istediği futbolda beğenen birisiyim. Trabzonspor özelinde de şunu söylemek isterim. Sizin döneminizde en son ondan sonra çok gerçekleşmedi. Büyük takımlar arasında da halen transfer yapılıyordu. Yani evet. nefret seviyesi bu kadar yükselmemişken halen büyük takımlar arasında önemli oyuncular hatta yani siz de örnek evet. hocam önemli oyuncular takım değiştirebiliyordu. Bu Tekrar olmalı bence bu arada. Abdül Tekrar hoca, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor arasında oyuncu o şeyde Abdullah Hoca gittiğinde lazım. kıyamet koptu ya. Ya kopar He. tabii yani. Türkiye'nin gelmiş Şenol, geçmiş en iyi Şenol Usta giderken kıyamet koptu. Normal abi yani. Bakıyor yani. Ondan o, Ondan önce de Ali Kemal, şey içerir, ha, tabii. Ali Kemal Hoca'lar bizden önce de çok oldu da. Oluyor Ama değil. yani bunun o yani her tarafa, her yönde olması lazım. Çünkü Yok. çok kısıtlıyorsunuz. Dediği gibi hocamın Anadolu'dan da çok böyle büyük takım potansiyeli olan oyuncu da maalesef yetişmiyor. Yetişse de zaman zaman bocalıyor. Mert Hakan yandaş. Mert evet. Hakan Sivas Spor'un lider oyuncusuydu. Fenerbahçe'de zorlandı. Emre yine o sezon Sivas Spor'da olağanüstü işler yaptı. Galatasaray'da zorlandı. Umut Bozok gol kralı oldu. E, Trabzonspor'da zorlandı. Yani bu iş kolay değil. O transferlerin dört büyükler arasında tekrar bir e, yapılması lazım. Yani biraz nefret seviyesini aşağı çekmek gerekiyor bu işin temelinde o yatıyor. Yani oynar şu şimdi e, tamam iyi güzel zaten senin oyuncun değil ve o kadar parayı da verecek durumda da değil açıkçası Trabzonspor hocam bonservis. Dolayısıyla şimdi Santrafor'u da değiştirmek zorunda hocam şimdi dediğin doğru yani. Dokunma nokta atış zorunda. Inşa değiştirmek değil nokta atış nokta zorunda yani. bir de. Ya Aykut şimdi tabii çok önemli bir mevki konuşuyoruz. Bir de Trabzon tarihine baktığın zaman oradaki santroforları bir gözünün önüne getir. Ne oyuncular var. Evet. Şotasından Fatih Tekkesi'ne işte Cornelius'una o şey vardı bir tane daha gol kralı oldu Charlotte. gitti. Charlotte ya o kadar çıtayı yükselttiler ki şimdi oradan böyle bir düşüş çok soru işaretleri oluşturuyor. Trabzonspor'un çok işi var. Yani ama bu işi bu hale getiren de yine kendileri. Yeah. Nereden başlıyor Aykut? Sezon başı. Şampiyon olunan sezondan sonra ben anlamam bir futbol takımı. 13 oyuncu değiştirmez. 13 oyuncu nasıl alır Yusuf? Çok Ve ilginç. bunu Beşiktaş da hata yapmış. Önünde bir örnek var. Galatasaray da kısıtlı yaptı ama o da hata. O da alamıyor performans. Trabzonspor şampiyonluğu marketing olarak değerlendiremedi. Satamadı yani. Uzun yıllar sonra şampiyon olmuş bir takım. Ve yapılması gereken 3-4 tane alternatifli iyi oyuncular alıp devam edilmesi lazım. Ve o zaman öyle bir maddi külfet getirdi ki bu Yusuf Kulübe. Dönemiyorlar şimdi. E oyuncu almak devrede çok riskli. Bir de oyunculardan çıkman lazım. Gelecek senenin de planlamasını Tabii. yapman lazım. 12'ye düşüyor. Bir de böyle bir gerçek var. Yani kendileri yaptılar, şimdi kendileri temizlemeye çalışıyor. Hatta hocam bir adım ötesine taşıyayım. Evet, o kadar transfer bence anlamsızdı. Ondan sonra Abdullah Hoca ile devam edilmemesi de bence anlamsızdı. Tabii. Yani şunu hep anlatmaya çalışıyorum. Evet, bir kadroda 25 oyuncuyu gönderemezsin. Teknik direktör ilk böyle Kolay seçim oluyor gönderilmek için ama e, Trabzonspor gerçekten bu yaz döneminde de çok transfer yaptı. Kadronun %80 oranında neredeyse değiştiğini görüyoruz. Madem böyle bir hamle alanı vardı o zaman hocayla sezonu bitirip Hocam bu kadrodan memnun değil misin? Transfer dönemini verimsiz mi geçirdik? E gireştirelim senin istediğin gibi bir kadro yapalım denilseydi o zaman ne Bielisa macerasına evet. girilirdi ne yeniden şimdi bu ara transferi ve yaz transferi dönemi olmak üzere yine risk alınırdı. Ben o hoca değişikliğini de çok açıkçası anlayamadım. Ben bu ben Abdullah Hoca gitmek istemeseydi bence gitmezdi. O bir hatırlıyor musunuz demeci var artık e, bazı şeylere çözüm bulamıyorum evet. gibi evet. bir demeci. Bence Tedaviye orada yanıt o evet demiştim. orada bence film koptu. Sakarya'daydı o. Maç maçında. Öyle mi? Evet. Oradan sonra canlı yayında söyledi onu. Yani şöyle Ertuğrul Doğan'la da Sayın Başkan'la da araları iyi yani aslında. Aslında ya, özür dilerim. Estağfurullah. Size, lafını kestim. Hoca ben devam ediyorum. 38 sene re'al olarak şampiyon yapmış bir hocayı Trabzonspor git ki. Evet. Demedi, demedi. Demedi hoca aykırı. kendi gitti. Doğru söylüyor hocam. Hoca gitmemeliydi Abdullah zaten. Ben bence tutmalıydı gitmemeliydi. ya da camia. Tabii, tabii. Bence tutmalıydı camiada. Yani bunu Abdullah Hoca İBB'nin başında da yaşamış. da anlatıyordu röportajında. Göksel Gümüş da işler kötü giderken soyunma modası inanıyor. Herkes gider, hoca kalır diyor. Ondan sonra da inanılmaz bir başarı yakalıyor. Evet. Başakşehir döneminin e, başlangıcına kadar. E, burada da bence yönetim, orada da bir seçim dönemi vardı. Belki evet. o yüzden e, o çok idare edilememiş olabilir. Bence orada yönetimin net bir şekilde Abdullah Hoca bizi şampiyon yaptı. Şampiyon teknik direktör kalır. Hepiniz gidersiniz mesajını net bir şekilde takıma vermesi gerekirdi. Orada bir eksiklik oldu. Belki hoca belki istediği desteği hissetmemiş olabilir. Ama yine de yeni seçilen yönetimle de arasının iyi olduğunu bildiğim için Ertuğrul Bey'le de e, yani keşke kalsaydı keşke. Bence devam etseydi. büyük kredisi vardı. Yani net ben bence hoca şekilde... istedi gitmeyi. Hoca hoca istedi. Yani. Belki önümüzdeki yıl yine 7-8 tane transfer demek mi bu hocam? Yas daha fazla transfer. olabilir. Çok zor şimdi. <laughs> Çok zor daha yani. fazla olabilir. Trabzonspor'un görünen 4,5-5 milyar borcu var resmiyette ama ben daha fazla olduğunu düşünüyorum. Burada kullanmadığı oyuncular var. Birer birer veriyor. Ama gelecek oyuncular da var. Santrofor gelecek mesela. E, e, giden oyuncu parasını almadan gitmek istemiyor. Bu sadece Trabzon özelinde değil. Bütün kulüplerimiz için geçerli. Eğer... Bu seneki Beşiktaş aynısını yaptı. Baştan planlamayı doğru yapmazsan sonu gelmiyor. Gelmiyor işte olmadı. Yani Trabzon yaptı. Şimdi hala sonuçlarına katlanıyor. Beşiktaş yaptı. Tabii. Ama Fener doğru yaptı. Fenerbaşı yıllar sonra doğru yaptı. Değil mi? Yani ama Galatasaray öyle veya böyle idare eder bir iki pozisyon hariç. Şey, geçmişi değiştiremeyiz ama hocam. O Kopenhag maçı Trabzonspor'un 30 senesine mal oldu hocam. Bence Cornelius'un gitmesi senesine. orada. Evet. Orada direkt Cornelius gittikten sonra Alel Acele, Maxi Gomez transferi kötü oyuncu değil tartıştığımı. Bence onu. de değil. çünkü Kötü oyuncu değil ama. Çok ciddi bir para aldı. Ama Aykut ya. bak şöyle. Evet ciddi para aldı ama. Şimdi sen sezonu Vakayeme ve Cornelius'e bitiriyorsun. Hocanın da belirli bir oyunu var. Mesela sıkıştığı anda evet. öne vuruyor. Cornelius indiriyor. Vakayeme tutuyor. Tüm takım ileri çıkıyor. E, çözüm de buluyor. Yani şimdi Vakayeme... 11 kişi savunan takıma karşı bile bir şekilde çözüm üretiyordu. Sen o takımdan Trezege'yi Vakayemen'in ikamesi olarak görerek aynı oyunu beklersen olmuyor yani Trezege aynı oyuncu değil. Cornelius gitti Maxi Gomez aynı oyuncu değil. O yüzden aynı oyunu farklı oyuncularla oynamaya çalışırken biraz sıkıntı yaşadı Trabzonspor. Ha, bunu da anlayabilirim. Hoca da belki transfer döneminde elinde olmayan şeyler vardı. Ben hocayı eleştirmek için söylüyorum. Çok da severim. Artı çok da başarılı buluyorum ben Abdullah Avcı'yı. Bence bu, bu ülkenin futbol genetiğine en uygun teknik direktörlerden birisi. Baştan 0-0'ı yani bir puanı baştan garantiliyor zaten. Geldi Mendy Berat e, ikilisi. Ya. kurbelis Bardy, Bakasetas'la oynuyordu Trabzonspor. Doğru. Yani bu bu kadroyla berabere kalma şansın yok. Ya kazanırsın ya kaybedersin Aynen. zaten. E geldi baktı hem Berat'ı hem Mendy'i işte en azından sağlamlaştıralım. Stoper ikilisi istediğimiz gibi değil. Bari en azından geçirgen bir orta saha olmasın diyerek yaptı. Garanti ediyor en azından bir puanı Sonrası Beşiktaşlar da ölüyor. hazır olsun bu oyuna Evet Fernando Santos <laughs> yani. İstanbul aynı Konya trakör. maçı bitti 0-0 2 evet. Evet. sayılmayan ee, gol 2 tane sayılmayan gol hem İstanbul hem Konya İkisine Konya'dan de yaramadı gol. Halil Umutmeler hoca evet. Hayırlı olsun hayırlı tekrar tek maça çıktı ee, Ama şu bir gerçek Konya hani İstanbul zaten durumu itibariyle sıkıntılı Ama Konya'nın da gidişatı Abdullah abi Hiç iyi değil yani son 3 hafta Hiç İstanbul'da değil. oynadılar Aykut. Yani tabii şu görünüşe göre iyi değiller yani. Değil. Ciddi anlamda mutlaka bir takviye yapmak zorundalar. Zaten hoca değiştirecekler, yeni hoca gelecek. Ama sadece bence hocayla değil kadronun güçlendirilmesi de gerekiyor. O ya hocam şeyde de o e, nasıl Aykut kocaman dönemi stat nasıldı hocam? Full. Evet. Cool. Şimdi bomboş hocam Konya'da seyirci de o eski havasını bulamadı bir türlü. Aykut Kocaman demişken attı? onun yıllar önce galiba kültür Fizik'tir programın adı. Katıldığı bir programda bu yabancı meselesiyle ilgili söylediği bir şey vardı. Ben yabancı kuralına karşıyım bu arada. Hani kısıtlamaya karşıyım ama onun dediği bir noktaya doğru da geliyoruz. Yabancı kuralı tamamen kalksın. Takımlar evet. Evet. istedikleri oyuncuları alsınlar ve hata yapsınlar. Hata yapıp ne kadar aslında transferde kötü olduklarını, yetenek tutusu olduklarını görsünler ve tekrar o ekonomik şartlarda Türk oyunculara dönsünler. Öyle olacak diye öngörüyorum demişti. E şimdi Konya Sporu değil sadece eleştirmiyorum ama bugün 7 tane takımımız çoklu dönem evet. transfer yasağı aldı. Ligde yabancı sayısı, kaliteli yabancı sayısı çok az. Transfer kalitesi de düşük. Aykut Hoca'ya bir yere kadar katıl ama diğere katılamam. Niye? Burası Premier Lig değil herkesin bütçesi belli. Çok paralar yok ki kardeşim. Öyle bir harcama yapman lazım ki aldığın oyuncu tutması lazım. Ya şimdi bizim paramız yok. yok. Doğru araştırırsan doğru bütçeye oyuncu yok. bulursun. Ama haydi. bak ben şöyle söyleyeyim Aykut. Böyle bir sıkıntı da var. Fener 12 tane yabancı oyuncu alabilir. Kalitesinde yüksek evet. alabilir. Ama bu sefer gidiyor örnek. Sivas'ta almaya kalkıyor. Aynen. Yani olmadığın gibi davranmaman lazım. Aynen öyle. Yani şuraya bağlayacağım. Bazı takımların bazı misyonları olmalı. Doğru. Değil mi? Ya Bazı takımlar yetiştirici olmak zorunda. Hem yarışacak hem yetiştirecek. Bazı takımlar da bu bütçe meselesi 12 tane yabancıyı alacak, iyi Şeyde, olacak. Fenerbahçe'de açıklama yapmış, resmi açıklama. açıklaması Ahmet ha, olsun. Panettin Aykos'ta resmi görüşmelere başlanmıştır diye. Yani Zaten sana gidiyordum. bir örnek vereyim mi? Biz e, Süper Lig'in yeni bir takımlarından birisine gittik sevgili Ufuk Ankara Can'la. E, i̇yi dönemdelerdi o dönemde, üst sıralar oynuyorlardı. Ama şampiyon olma ihtimali hani herkese sorsak 100 kişiye sorsak 99 hayır derdi. Ama o gün o takımın taraftarları ya da baskı ya biz bu sene şampiyon olacağız mıyız baskısıydı. Yani benzer durumları Anadolu'dan birçok takım yaşadı. Şimdi şampiyon olması Anadolu'dan şampiyon çıkması tarihsel olarak bakarsak zaten çok düşük bir ihtimal. Hı. O yüzden istikrar daha önemli. Ben e, işte bir Bursa çıktı işte Bursa spor mesela. İşte oraya. ama o da ben yerli soruyorsun. oyuncularını çok kaliteli yerli oyuncuları çok kaliteli yabancı oyuncularla Bravo. harmanlayarak çıkartabildi. O zaman da üç başka mü? türlü olmadı. Bataşa vardı. Ivan Ergiç 2. Kaleci Ko dediğin gibi işte Ali Tan Doğanlar vardı. Ömer İlhan Erdoğan vardı. Sercanlar vardı. vardı. Yani o gerçekten çok iyi, iyi oyuncular vardı. Yerliler vardı. Oyuncular. O yüzden ama işte o yerli oyuncuyu da satmak istemiyor bir yerden sonra. Çünkü alttan tekrar gelme ihtimalini düşük görünce Mesela Kayseri Spor hatırlarsan Mehmet Topuz'la Gökhan'ı satmayacağız diye pankart yapmıştı. Yani Ama sonra Yusuf, satmak zaman, zorunda zaman, O da. zaman şöyle bir sıkıntı oluyor. Dönmüyor kulüp. Evet. Ya Nasıl şimdi abi? dönmüyor kulübün evet. ekonomik olarak. Şimdi Sivas oyuncuyu şeye Bradford'a sattı. 5 milyon euro Sivas Spor için çok ciddi rakam. Doğru. Yani bunu satmak zorunda. Aynısını mesela büyük takım için örnek vereyim. Abdülkadir Ömür için söyleyeyim Aykut. 23 milyon euro çok ciddi bir rakam. Ya şunu düşünmeyeceksin. Ya işte taraftar ne der? Hedeften mi uzaklaşır mıyız? Aykut vereceksin. Vereceksin. 23 Çünkü milyon euro, evet. 23 milyon euro çok afaki bir rakam, çok büyük bir rakam. Vereceksin. Yani Anadolu kulüplerinin oyuncuyu mesela Servet Hoca'yı kutlamak lazım. İnandı, Doğru. oynattı. İlk 11'de 2005 2006 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. stoper Evet. Ve orta saha Yunus'u, diyorsun, Yunusu diyor değil mi? Evet evet, evet, evet. Yani kimse de Servet Hoca'yı anmıyor. Tebrik ederim hocam bu arada. Tabii herkes herkesten bahsediyor. Ya Servet Hoca'nın ismi hiç geçmiyordu. Adamın şeyi düşme potasının üzerinde geziyor. Bir tane genç oyuncu kulübe yattı, yaptığı katkı. Hadi bir değerlendirelim hangisi daha yüksek. Doğru.